Merhaba, HT Hayat hamilelik ve doğum editörü Duygu. Bu Türkiye'de sezaryen oranları gitgide yükseliyor. Her yıl yeni istatistikleri alıyoruz ve oranlar biraz daha yükselmiş oluyor. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili çalışmalar yapılacağını söylüyor ama yine oranların yükseldiğini görüyoruz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu oranlar neden yükseliyor ve ne yapmak lazım ki sezaryen oranını dengeleyebilelim? Evet. Şimdi aslında doğumun bildiğimiz tek bir yolu var. Yani en doğal ve doğanın bize bahşettiği yol normal doğum yolu aslında. Bundaki sapmalar işte sezeryenler sıkıntılara yol açmaya başlıyor. Sezeryen her zaman köprüden önceki son çıkış gibi düşünmek lazım. Onun olması gereken birkaç hal var sadece. Acil. Eğer acil durumlar, işte anne hayatını, bebek hayatını riske sokan durumlar, bebeğin ters gelmesi, yan gelmesi gibi. Bu gibi durumların dışında özellikle hekim isteğiyle, hasta isteğiyle olan sezeryen oranlarındaki ve özellikle özel sektördeki artışlar bizim Jinekoloji Derneği için de büyük bir sorun. Sağlık Bakanlığı yetkilileri için de büyük bir sorun. Bu konuyla ilgili olarak İstanbul ve Türkiye'de bir çalışma başlatıldı. Sağlık Bakanlığı projesiyle ilgili. Doğumlar takip ediliyor yakından. Primer sezeryen yapılan vakalar izleniyor ve nedenleri araştırılıyor. Bu nedenler bulunmaya çalışıyor. Bunun birkaç yönü var. Bir, kişinin, kadının buna hazır hissetmemesi ve aile isteği. Yani kadın hiç sancı çekmek istemiyor, hiç risk almak istemiyor ve direkt sezeryen olmak istiyor. İkincisi, hekimlerin isteği. Çünkü ortada bir malpraktis sorunu var, açılan davalar var. Hekimlerin olası doğum komplikasyonlarına yalnız başına kalma ve yalnız kalma ve kaybetme korkuları var. Şimdi bu durumda o zaman kanunlarda hekimleri tam olarak korumuyor Korumuyor ne diyebiliriz yazık ki. belki de. Yani birçok ayağı var aslında bunun. Yani sadece biz hekimleri düzeltelim. Şimdi normal doğum ücretlendirmede sezeryenden daha fazla. Ama niye sayı hala da, sezeryen oranına özellerde artıyor? İşte bu ayaklara müdahale etmek gerekiyor. Hekim ayağını düzelteceksiniz. Hasta eğitimleri olacak. Ebelik müessesesi belki tekrardan aktive olması lazım. Ebeliklerin sayısı artması lazım ebelerin. Ebelik okullarının düzelmesi lazım. Hekimin burada yol gösterici olması lazım. Karar verici merciden ziyade son anda müdahale yapan ve yol gösteren. Çünkü doğum ne kadar az karışırsan o kadar iyi bir şey doğum. Doğali o yani. Siz müdahale etmeye başladıkça sezeryen oranınız artıyor ister istemez. Peki bu müdahalelere gerek duymamak için, yani olabildiğince doğumun kendi doğal akışında ilerleyebilmesi için nasıl ortamlar hazırlamalıyız, ne yapmalıyız? Bir kere doğum annenin ideal şartlarda hazırlanması lazım. Destek personelinin, ebenin, hemşirenin, yardımcı personelin eğitimli olması lazım. Bulunabilir olması lazım 7x24. Artı hekimin bulunabilir olması lazım. Hekim iş yükünün belki azaltılması lazım. Doğum fiyatlandırmalarının belki bir ayak bu düzeltilmesi lazım. Neticede çok özel bir duygu. Doğuma bağlı ama ister istemez olan komplikasyonlardan da Sağlık Bakanlığı'na düşen görev hekimi koruyucu yasalar çıkarması lazım. Yani hiç kimse tabii ki hastasına bir sorun olsun, bebeğine bir başına problem gelsin hekim olarak istemez. Ama olası normal doğumlara bağlı bir komplikasyon oranı var. Kabul edilebilir bir komplikasyon oranı var. Bu tabii ki o kişinin başına geldiği zaman büyük bir olay oluyor. Çok zor bir şey. Biz de onu kabul ediyoruz. Hekim ayağında eğer bu yasalarla koruma getirilirse o zaman sezeryen oranı bizim de istediğimiz oran işte o güzel sevdiğimiz İskandinav ülkeleri oranlarına düşebilir. Yoksa biz de Meksika'daki gibi Güney Amerika'daki gibi %50 oranlarla boğuşuruz. Özelde hele özelde oran %90'lara varan oranlar var. Sağlık Bakanlığı ve TÜJOT Türk Jinekoloji Obstetrik Derneği olarak biz dernek yetkilisi olarak ben söylüyorum eğitimi alıyoruz. Sezeryen oranı fazla olan hekimler çağrılıyor. Neden neyse sorgulanıyor. Eğer bir eğitim yetersizliği ise ki değil çok iyi biliyor biliyoruz o kişi doğumu biliyor mekanizmalarını biliyor. Yani sorunu böyle birçok yoldan çözüp bulup saptamak ve çözümü konusunda da doğru karar vermek gerekiyor burada. Peki sezaryandan kaçınmak isteyen, yani normal doğum imkanlarını sonuna kadar değerlendirmek isteyen ailelere öneriniz ne olacak? Birincisi eğitim, ikincisi gebelikte az kilo alması, ideal kilo alması, üçüncüsü
hayatına egzersiz sokması. Yani gebelikten önce egzersiz sokması. Siz hiç 35 yaşına kadar hiç yürümemişsiniz bile. 9 ayda diyorsunuz ki pelvis kaslarım müsait olsun doğum için. Çok güzel rahat bir doğum yapayım. 9 ayda kendimi yetiştireyim. Geç değil 9 ayda eğitime başlamak, egzersize başlamak ama hayatınıza egzersizi koymanız lazım. Sanayi toplumu olduk, teknoloji toplumu olduk, tarımsal toplumdan takdir edersiniz ki oturulmaya geçildi. Eskiden doğduğu günden beri bir kadın çalışıyordu, koşturuyordu, tarlaya gidiyordu, işe gidiyordu ve egzersiz ister istemez hayatında vardı. Şimdi doğduğu günden beri kendi çocuklarınıza bakın, kucağında bilgisayar, elinde bilgisayar ve oturuyor. İş nasıl? İş de aynı. İşe gidiyor, masa başında oturuyor. Bu pelvis yapısının bozulmaması imkansız. Bu pelvis yapısı bozulduğu sürece ve sizin de egzersiz yapma şeyiniz yoksa zayıflıyor kaslarınız ister istemez. Son bir hamle doğum sırasında yaptığınız şey o zaman sizi kurtaramayabiliyor. Ama yine de hamilelikte yapılan egzersizler. Hamilelikte yapılan egzersiz, yoga, doğuma hazırlık kursları kesinlikle öneriyoruz. Zihinsel, mental olarak ve fiziksel olarak bunlar doğuma hazırlıyor. Ve bu kurslar normal vajinal yoldan doğum oranını artışında inanılmaz katkı sağlıyor. Zihinsel hazırlık önemli bedensel hazırlık yanında. Bu hazırlık içinde aile var, anneanne var, babaanne var. Çünkü aile sancı çektiği zaman kızı ilk başta yanındaki kişi diyor ki benim kızım asla sancı çekmesin, doğurmasın, işte yavrumu kurtarın doktor diye. 9 ay boyunca size sakın sezeryen yapma diyen kadın iki gözü iki çeşme ağlıyor sezeryen yap çocuğumu bir an önce kurtar diye. O zaman bütün ailelerin geniş ailelerin kesinlikle bilinçlendirilmesi. Yani aileye bilinci vermek lazım. Bunun için işte bu programlar çok önemli. Bunu izleyen bir kişi bile buradan bir şey kapıyorsa bizim için bir kar yani o. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim böyle bir fırsat verdin. Çok tartışmalı bir konu ama. Evet öyle aslında çok verdiğiniz uzun da bir konu evet. Ama yine de dediğiniz gibi bir kişiye bile ulaşabilirse ne mutlu. O bizim için kar. Evet çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere devam edecek söyleşilerimiz.